Merhaba, evime hoş geldiniz. Bu bir ev turu videosudur. Her YouTuber'ın mutlaka yapması gereken ve her taşındıktan sonra da güncellemesi gereken bir video serisidir. Evime hoş geldiniz. Tabii ki bir MTV Cribs girişi yapmadan edemedim. Çünkü ben bir 2000'ler çocuğuyum ve MTV en çok sevdiğim şeydi. Erkek arkadaşımla beraber ve köpeğimizle beraber yaşadığımız 2 artı 1 Suadiye'deki kombili dairemiz, kiralık dairemizi göstereceğiz. Ve bu videoyu şimdi çektim çünkü daha ev yeni bitti. Hatta dün temizlik vardı. Dedim ki bu temizliğin üstünü hemen çekeyim çünkü Marla kılları sağ olsun. Ev çok uzun süre aşırı temiz kalmıyor. Şu an hem çok temiz hem çok düzenli. O yüzden dedim ki ben bunu bugün çekeyim. Öncelikle evin girişinden başlayalım. Burada bizi benim AliExpress'ten aldığım ve bence evdeki en orijinal parçalardan biri olan Marshall markasının gibi gözüken 4 tane jack giriş olan oraya da anahtarlarınızı saplayabildiğiniz çok tatlı bir kutu karşılıyor. Onun yanında diyofon var. Yok lan Mass'mış. Audio değilmiş. Burada da eve ait olan bir gardırobumuz var. Bu bizim değil ama çok işe yarıyor. Sadece bize yetmedi Burakcan'ın taşınmasıyla beraber. Burakcan biraz ayakkabı sapığı olduğu için sadece onun ayakkabılarını burası aldı. Öyle olunca biz ikinci bir ayakkabılık aldık. O da hemen şurada. Oraya da ben yerleştim. Burada benim ayakkabılarım var. Altta da küçük bir ecza dolabımız var. Bir de oraya ilaçları koydum. Çok göz önünde olsun istemedim. Dün düzenledim evi. Sonra burada evin Wi-Fi şifresi ve benim aşırı mutsuz bir çocukluk fotoğrafım var. Hiç mutlu değilim ya. Yazık. Küçük Zeynep. Şurada da Marlişko'nun çok tatlı bir çizimi var. Bir takipçim yapıp yollamış. Koku delisiyim, koku sapıyım, koku manyağıyım. Her türlü tütsü, Palo Santo ağaç parçası, koni tütsü. Evde bunlardan yani zibilyar tane var. Ama hepsini çekmecelere gömdüm ki ev aşırı kalabalık gözükmesin. Buradayken hazır bence mutfağa bir dalalım. Benim bu evde en çok sevdiğim yerlerden bir tanesi mutfak oldu. Bu ev böyle ilk kentsel dönüşüm evlerinden 12-13 senelik bir ev olduğu için çok iyi kullanılmış bence metrekaresi. Ya böyle niye anlatıyorum? Çünkü gerçekten Anadolu yakasında yaşıyorsanız ve Suadiye gibi böyle caddeye yakın, o hizada, o şeritte olan semtlerden birinde ev arıyorsanız yeni evler gerçekten aşırı küçük. Burakcan'ın evi de öyleydi mesela. 2 artı 1 de orası da. Ama ikinci odaya bir kişilik yatak koyarsınız ve başka hiçbir şey koyamazsınız. Bir kişilik yatak ne demek ya? Tek kişilik yatak. Neyse. Ben bu evin kullanılabilirliğini çok sevdim ilk etapta. Birazdan çünkü küçük bir depo alanımız da var. Orayı da göstereceğim. Hani benim gibi bir istifçi için depolu, yeni daire, depreme dayanıklı olduğunu düşündüğüm bir daire. Suadiye'de harika bir komboydu gerçekten. Mutfakta da çok fazla saklama alanı var. O da beni çok mutlu ediyor. Hayvani bir bakliyat var. Sanki veganız. Keşke vegan olsak bu arada. Burada kupa koleksiyonum var. IKEA'nın şu kullandığınız alanı iki katına çıkartabilen zambazingolarından aldık. Muhteşem bir şey, raf düzenleyici. Burada küçük bir kahve alanımız var. Baristaymışçasına burada kahve yapabilirsiniz. Bu De'Longhi kahve makinesini Burakcan taşınırken aldım. İkinci el aldım. Filtre kahve yaptığımda biraz süt koyduğumda kahve tadı aşırı gidiyor. O yüzden de shot basmak istedim gerçek anlamda ve o yüzden buraya küçük bir espresso makinesi upgrade'i geldi. Çok da memnunuz. Her gün bunu kullanıyoruz. Filtre kahve makinemiz birazcık burada yalan oldu diyebiliriz açıkçası. Devam ediyorum. Yeni buzdolabı aldık ve buzdolabının yönünü birazcık kapıya yakın olsa da bu şekilde yapmaya karar verdik. Çok sıkıntı yaşamadık açıkçası çünkü bize bu alanı kazandırdı ve bu hayvani mikrodalga aslında tezgahtaydı ve bizim kesme tahtasıyla bir şey kesmemizi acayip engelliyordu. Birazcık tezgah alanı açılsın mutfakta diye mikrodalgayı buraya koydum. Bunun altına da mavi kapakları olan çok da fazla içine eşya alabilen çok kullanışlı bir çekmeceli raflı bir şey aldım. Dolap aldım. Buraya patates, soğan, atıştırmalıklar, işte makarnalar, soslar, reçeller, ballar hepsini buraya koyduk. Burada da baharatlık var. Benim etiket makinem olduğu için manyak gibi her şeyi etiketlemeyi çok seviyorum evin içinde. Burada da çok güzel tüm baharatları dizdim. Bir de üstünü etiketledim. Böyle gözükünce açıkçası hoşuma gidiyor. İçindeki o takıntılı manyak sanki biraz besleniyor gibi hissediyorum. Şu yukarıda da kocaman bir moka potumuz var. Bunu da çok seviyorum. Bazen böyle çok fazla insan geldiğinde tek tek espresso basmak yerine bunu kullanıyoruz. Burada da Chibo'nun soğuk kahve yapma aleti var. Tamamen manuel. İçinde bir haznesi var. İşte kahve koyuyorsunuz falan. O da çok güzel bir şey. Eğer öyle bir şey arıyorsanız mutlaka bakın derim. Dışarı çıktığımızdaysa bizi balkonumuz karşılıyor. Balkon bence çok yeterli. 3 kişi çok rahat oturur, 4 kişi biraz sıkışır ama hiç problem değil. Yazın bu ağaçlar yemyeşil oluyor ve arka tarafı evin birazcık böyle yeşillikli ve
insanı baymayan bir yer oluyor. Çünkü maalesef minibüs caddesi üzerinde yaşamak hayvan gibi korna sesi, küfür, kıyamet, bazen kavga sesine falan kadar insanı birazcık darlıyor. O yüzden bu taraf biraz daha sessiz ve böyle biraz daha yeşillikli olduğu için balkon bence harika bir nefes alma detayı. Balkonun hemen bitiminde bizi bir kapı karşılıyor. Aslında bu kapı yangın merdiveniyle çıkıyor ama yangın merdiveniyle çıkmadan da böyle minik bir alan yapmışlar. Hem bizim karşı daire hem de bizim daire için ama şöyle harika bir fun fact'imiz var ki karşı dairedekiler aylardır yok. Onların alanı da bomboş ve biraz bize kaldı. Ben orayı yine çok doldurmadan kendi alanımızda kalmaya çalışarak dün düzenledim depoyu. Bütün ıvır zıvırlarımız, evde çok da gözükmesini istemediğimiz, evi çok boğacak olan şeyleri oraya salladık. Harika oldu. Mutfaktan sonra gidelim salona. Aşırı renkli salonumuza hoş geldiniz. Bence şunu soracaksınız kesin, o yüzden öncelikle bunu bir netliğe kavuşturmak istedim. Çünkü gerçekten eve gelen herkes bunu çok beğeniyor ve çok soruyor. Bu annemin, sanıyorum annesinden, yani anneannemden kalmış olan vintage bir eser. Kendisi tamamen el örmesi bir dantel ve bence çok tatlı duruyor. Evin havasını kesinlikle değiştiren bir şey. Çok seviyorum. Burada bize minik tatlı bitkilerimiz karşılıyor. Bunu da Trendyol'dan almıştık Burakcan'la. Bitkiler için ki böyle güzel bir stand olsun diye. Bence çok tatlı duruyorlar ama bitkilerimiz biraz bize küsmüş gibi gözüküyor. Ben bunlarla bir ara ilgileneceğim. Ya yani bir Sims oynayıcısı olarak ergenken lava ışıkları beni her zaman çok almıştır. O yüzden eve minik bir lava lambası detayı eklemeden olmazdı. Işıkların hepsi bu arada Philips Hue. Burakcan'ın 2-2,5 sene önce yapmış olduğu bir Atatürk ileri görüşlülüğü sayesinde evde Philips Hue'larımız var. Şu an çok daha pahalılar ama o zamanında bayağı bir ucuza almıştı. 35 liraya AliExpress'ten Philips Hue çakması almıştım. Burakcan bana taşınınca onları kaldırdık. Şimdi evdeki her şeyi Hue yaptık. Ha, bu arada benimkiler de bence gayet iyiydi. Yine de Philips Hue almaya gerek var mı emin değilim ama bence bu televizyonun arkasındaki Hue Play'ler farkı yaratan ürünler. Yoksa o ampulden Xiaomi'de de var. Benim AliExpress'ten aldığım ismini bilmediğim markadan da var ama Hue Play'in bir alternatifi, bir benzerini ben bulamadım maalesef. O yüzden sadece bunlar için mesela alınabilir. Kesinlikle tavsiye ederim. Güzel bir yatırım. Akıllı bir eve çeviriyorsunuz evinizi ışık konusunda en azından. Evin bu kısmı işte oturma grubu. Koltuk aslında IKEA'nın bildiğiniz Kıvık isimli koltuğuydu ama biz bunu ayak taktırdık ve nubuk kumaştan kumaş kaplattırdık. Çünkü köpekli evde maalesef 4-4,5 senede kullanılan bir koltuk harap olabiliyor. Yükselti yapmamızın sebebi de koltuğun altına girebilmek temizlik yaparken, hem de robot süpürgenin de altına girebilmesi. Bu taraf ise yemek alanımız. Yani çok büyük olmayan ama bize yeten bir yemek masamız var. Maksimum 4 kişi oluyoruz zaten masada. O yüzden bize yetiyor. Rahatça bu masayı sağa sola çekebildiğimiz de bir alan. Video çekerken falan da işimize yarıyor. Böyle salonu çok boğmak istemedik. O yüzden buraya büyük bir masa alsak mı almasak mı dedik. Sonra vazgeçtik. IKEA'nın bir masası bu, standart. Şu an dudak uçuklatan bir fiyatı var. Sandalyelerin tanesi 400 lira falan olmuş. Ben hepsi birlikte 950 liraya aldım bu seti. 4 sandalyeye beraber masayı. Çoğu şeyi bu arada ikinci el çözdüm. Yani televizyon ünitem falan da mesela ikinci el. Raflar bile ikinci el salondaki. İlk taşındığım dönem bu eve çok fazla param yoktu ve her şeyi hakikaten ne kadar ucuza çözebildiysem o kadar ucuza çözmeye çalıştım. Bu perdeleri yeni taktık. Ev tam bir ev oldu çünkü evin içi gözüküyor. İkinci kattayız bir de. Burada perde yoktu. Sürekli panjuru çekip kaldırıyorduk. Birazcık sinir bozucuydu. Şimdi buraya bir tül ve perde geldi. O yüzden bence iyice bütünleşik bir hava kattı. Sonracığıma burada işte rafta böyle minik mumlar var. Işık falan var. Burada Tarık Tolunay'ın Haydarpaşa illüstrasyonu var. Bu bana hediye geldi sevgili Burak ve Ozan'dan. Ozan da benim Viyana'da yaşayan çok eski ve çok sevdiğim bir arkadaşım. Onların hediyesiydi. Burada da Marlişko'nun tablosu var. Marla'nın sokakta kendi kendine bir şekilde abuk sabuk bir şey yedikten sonra alerji olduk. Sonra çekilmiş fotoğrafının bir illüstrasyonu. O yüzden böyle şey var, birazcık yanağında gereksiz bir şişlik ve potluk var farkındaysanız çizimde. Çok tatlı bir şey. Ben de bunu Burakcan'la daha o zaman sevgili değildik, arkadaştık. Arkadaşken Marla'nın bu fotoğrafını çok sevdiğini bildiğim için dedim ki ben bunu bir illüstrasyonu yaptırayım. Marla'yı da çok sevdiği için onunla ilgili bir şey evde olsun ister ve sever diye düşündüm. Sonrasında da artık beraber yaşadığımız bu evimizde de tabii ki baş köşede duruyor kendisi. Çünkü Marlişko'da baş köşede duruyor gördüğünüz gibi. Bizim evimizin küçük çocuğu kendisi. Tabii Philips Hue'da bir yere kadar alabiliyorsunuz. Ben mesela şu görmüş olduğunuz mor şeridi, tabii ki Hue değil o. Bildiğiniz internette RGB kumandalı bir 5 metrelik şerit aldım. Kitaplık update'ini de 3-4 gün önce yaptık yine bu arada.
sağ olsun sevgili arkadaşım Cem bana yardım etti. Çok eski bir arkadaşımdır. Taşınma montaj işlerinde bir numaradır. Ne zaman arasam çıkar gelir sağ olsun. IKEA'nın Billy serisinin 40 santim genişliğinde olan kitaplığı. İşte buraya birazcık alkol, martini bardakları, buraya da full kitap koydum. En alt rafı şu an boş. Orayı da muhtemelen ben bir iki aya doldurmuş olurum zaten. O yüzden bazı yerlerde biraz böyle rahat ve boş kalsın istedim. Tatlı ve anlamlı bir çizim var. 3 tane kadın telefonlarına bakıyor. Sevgili İdil'in eseri bu da. Instagram'ı so cute. Belki bilirsiniz. Aynı zamanda bu kanalın girişindeki illüstrasyonları da o yaptı. O mavili vaporwave temalı her şeyi o yaptı. Burada birkaç tane mum var mesela ama tabii bir çekmece mum var da onlar çekmecede duruyor. Ada çayı falan filan. O tatlı detayları buraya koyduk. Şu var. Değişik bir item. Böyle koni tütsüler var ya, dumanı aşağıya doğru akan. Bu da işte o şelale formunda. Buradan böyle yakıyorsunuz. Aşağıya sanki şelaleymişçesine akıyor. Devam edelim. Ve banyo. Banyo bence duşakabin babında aşırı geniş ve yine çok tatmin edici. Ben banyonun büyüklüğünden çok memnunum. İki kişinin çok rahatlıkla yaşamını sürdürebildiği bir banyo. Şu dünya üzerinde aldığım en boktan şeylerden bir tanesi, aşırı sallanıyor. Ha, tatlı duruyor. Yani ben bu full fayans banyo olayını çok sevmiyorum ama kira olduğu için yapacak bir şey yok. O yüzden biraz dikkat dağılsın diye şu gülen yüzlü tabloyu koydum. Bir de hani biraz daha yaşanılabilir bir ortam havası versin. Evin diğer geri kalan o cozy hissini korusun diye. Böyle ahşap bir şey aldım ama çok dandik çıktı. Daha bugün üstüme devrildi hatta yani. Tekrardan böyle yerleştirdim her şeyi. Burada küçük kedimiz var. Bunu da İngiltere'den almıştım. Hatta İngiltere alışverişim videosunu izleyenler hatırlayacaktır. Bir de Amsterdam alışverişinden aldığım kaka kokusu gideren spreyler tabii ki banyonun baş köşesinde, gelen misafirler sıkıntı çekmesin diye hemen dezenfektan spreyi de koydum. Onları da koydum. Bu kulpların hepsini ben kendim sonradan taktım. Çünkü artık çok eskimişti. Mutfaktaki kulpları da ben yeniledim. Gittim bayağı Bauhaus'tan 600 liralık bir kulp alışverişi yaptım. Ama sonuç olarak hem banyo hem mutfağın kulplarını yenilemiş oldum. Hani böyle kiradaysanız ve bir şeyler değişsin, bu evde beni sinir eden bir şeyler var diyorsanız kulplara bakın. Genellikle bok gibi oluyorlar ve onları değiştirirseniz hakikaten küçük de olsa bir gözünüze hoş geliyor. Şurası zaten standart Türkiye evi banyo setup'ı. Bunu da yine sonradan aldık ve kurduk buraya. Aşırı aşırı işe yaradı. İçine bütün fazla deterjanları, bilmem neleri koydum. Tada! Evin en büyük ve en geniş alanına hoş geldiniz. Burası ev arkadaşımla yaşarken benim yatak odamdı. Ancak ve ancak direkt olarak caddeye baktığı için yazın asla cam açmanız mümkün değil. O yüzden küçük odayı, diğer odayı yatak odası yaptık. Onu da birazdan göstereceğim zaten. Bu odayı bir yaşam alanına çevirme gayesiyle yola çıktık ve gerçekten çok içimiz esindi. Çok da tatlı, çok da güzel oldu. Burada minik bir spor alanımız var. Bayağı Burakcan'ın evden gelen bench'i var, ağırlıklar var. İşte yoga matları falan, keyboard falan arkada duruyor. Şu yerde de küçük bir puf ve sehpa var. Ya salona taşıyoruz o pufu ya da buraya gelip iki kişi, üç kişi oturabiliyor ya da tek kişi tek başına uzanabiliyor. Arkada IKEA'nın biri kitaplığı var. Ya bu gerçekten hayat kurtaran bir şey. Buraya çekim ekipmanlarımı, kulaklıklarımı, kullanmaya kıyamadığım defterlerimi, ne bileyim işte Bluetooth hoparlörleri, elektronik şeyleri, bazı spor aletlerini de en aşağıya koyduk. Birkaç ağırlık ve işte bantlar, mantlar, o şeyleri. Bu kitapta da öyle kullandık. Gerçekten çok kullanışlı. Gelelim bizim için en önemli olan kısım. Çalışma alanımız. İkimiz de masalarımızı böyle yan yana koymak istedik. Hem bir yandan Burakcan da bazen evden çalışabiliyor. Bir yandan sohbet muhabbet ediyoruz. Bir yandan işlerimizi hallediyoruz. Hem de bu ortadaki açık alanı bırakma açısından çok güzel oldu. Ben bu odayı hakikaten mantıklı kullandığımızı düşünüyorum. Çünkü ben burada video çekebiliyorum. Spor yapabiliyorum. Oturup matta bir şeyler içebiliyorum. Böyle bir boş alan olması istediğimiz şekilde kullanma ihtiyacımızı çok güzel karşıladı. Sonrasında benim burada görmüş olduğunuz devasa 2 metrelik gardırobum var. Aşırı aşırı kullanışlı bir gardırop. Bir de ben içeriye şöyle bir şey yaptım. Bu tek aynalıydı. Ben buraya da bir ayna kestirdim. Hem bu oda daha geniş gözüktü. Hem de spor yapacağımız zaman çok daha rahat bir şekilde kendimizi görelim diye. Burası boydan boya ayna olmuş oldu 2 metrelik. Ben şöyle bir şey yaptım. Açıkçası çok memnunum. IKEA'dan aldım yine bunu. Böyle IKEA'nın bir dolap içi organizeri bu. Şöyle bölmeleri var. Ben bunların her birinin içine de, bunlar kendinden geliyor çekmeceler ama ben bunları sonradan aldım. Şöyle yine kare aynı seriden ürünleri var.
Birine süt yiyen, birine kilot, birine işte çorap falan böyle. Burada neler var? Burada daha seksi süt yiyenler ve daha seksi ürünler var. Aşırı kullanışlı oldu. O şey derdi ortadan kalktı yani, çekmeceleri bölme derdi. Çünkü bu dolabın iki tane çekmecesi var. Tavsiye ederim. Ama ismini hiç hatırlamıyorum. IKEA'dan girer bakarsınız. Böyle kumaş yani, çok da dandik bir şey bu arada. Hallanıyor ediyor falan ama benim işimi çok gördü. İçindekilerin devrildi ya da düştüğü bir senaryo yaşamıyorum kesinlikle. Dolap içi düzenleyici açısından çok mantıklı. Ve son olarak yatak odasına geçiyoruz. Evet, burası da küçük odamız. Yani yatak odamız aynı zamanda. Biraz küçük olduğu için biz böyle şey dedik, hani acaba burası bizi darlar mı falan, ama hiç öyle olmadı. Abi 55 inçlik bir televizyon var burada. Şöyle ki bende de 55 inç televizyon vardı. Burakcan'da da bana taşıtırken hani televizyonlardan bir tanesini satıp daha küçük bir televizyon alalım dedik, ama ekonomi o kadar kötü çöktü ki yani bunu satıp aldığımızda daha küçük bir şeyi zarara girecektik. Dedik ki bu buraya sığar mı? Yani santimetreyle sığdı bakın gerçekten. Pencere bitiyor, televizyon başlıyor. En kısık ışık ayarında hiç gözü yormuyor. Yattığınız yerden bir şey izlemek dünya üzerindeki en keyifli şeylerden bir tanesiymiş. Bazen buraya PlayStation'ı bağlıyoruz. O da çok keyifli oluyor. Burada makyaj masam var. Bu makyaj masasını 50 liraya 5 ya da 6 sene önce Letgo'dan aldım. Sonrasında bu ışıkları yaptık biz babamla evde. Ayna, ışıklar falan o zamanın parasıyla 400 liraya mal olmuştu. Ki o zaman bile pahalıydı. Şu an muhtemelen çok daha pahalıdır. IKEA'dan aldım bu ampulleri tutan zamazingolardan 2 tane. Buraya uygun kesilmiş kare bir parçası vardı masanın. Onun üstüne bir ayna yapıştırdık. Yanlarına da bunu yapıştırdık. Böyle mis gibi benim bir kulis ışığım oldu. Bu arada yine makyaj malzemelerimi anlatmamı isterseniz, en sevdiğim ürünler falan, yine öyle bir jenerik bir YouTube içeriği isterseniz yaparım. Burada da maalesef pandemi dolayısıyla çok az kullandığım ve of Allah'ım çok fazla ürün almışım dediğim makyaj malzemelerim var. Gördüğünüz gibi şu anda da mesela yüzümde makyaj yok. Artık makyaj yapmayı çok azalttım ama yine de seviyorum yani şunların olmasını. Yeni bir şey almıyorum. En son aldığım şu 12'li, her biri aşırı renkli olan eyelinerlar çok da iyiydi bu arada, fiyatına göre çok kaliteli bence. Burada da ara ara kullandığım makyaj malzemelerim var diyelim. Burada Burakcan'a yeni yaptırmış olduğumuz sürgülü 3 kapılı, bir tanesinde aynı olan gayet tatlı bir dolap var. Burakcan zaten çok fazla kıyafeti olmadığı için ben 160'lık bir dolaba sığarım dedi. O yüzden biz de odanın girişinde bu duvarı kapatmamak adına buraya yasladığımız ve 160 cm bir dolap yaptırdık. Ve hemen yanına yine pencereyle milimetrik geleceğini düşünmeden aldığım böyle 30 santimlik, işte Burakcan'ın burada 3 tane eşyasının olduğu, maalesef burada sadece 2 parfümü ve 2 tane rolonu falan var çocuğun. Geri kalan hepsi bana ait. İşte benim saç bakım ürünlerim, vücut ürünlerim, parfümlerim, burada mumlar falan olan bir küçük dolap aldım. Bu da bunun yanına böyle minicik geldi. Çok tatlı oldu. Ekstradan bir yer kullanmamıza gerek kalmadı. Çünkü odada çok da fazla yer kalmadı yani bu kadar şeyi koyduktan sonra. Evet, ev turumuzun sonuna geldik. Çünkü ev zaten hepi topu 90 metrekare ve 2+1 bir ev. Bu evden çıkıp da başka bir evde yaşamayı düşünmüyorum. Kiralar çok arttı çünkü. Bundan sonra umarım başka bir ülkede olursak da bu evden çıkar gideriz. Başka bir ev aramak durumunda kalmayız. Taşınmak iğrenç bir şey çünkü. O yüzden umarım artık daha fazla taşınma yaşamayız. Evin içinde kullanmayı çok sevdiğim eşyaları falan da göstermemi isterseniz, hani bu böyle bir genel bir ev turu oldu. Şunu göster, bunu nereden aldın falan aşağıya yazın. Belki topluca da bir hani en çok sevdiğim ürünleri de gösteririm size, ne bileyim. Çamaşır makinemden çok memnunum mesela. Hani övmemi isterseniz biraz çamaşır makinesi övebilirim. Mutfakta kullanmayı çok sevdiğim şeyler var. Onları da paylaşabilirim sizinle. Evimiz böyle. Keşke Burakcan da olsaydı. Ben tek başıma kalmış gibi hissettim. Marlişko ile bitirelim o zaman. Aşkım. Ay canım benim. Sen de mutlusundur inşallah bu evde. Gel bana. Allah, ittiriyorsun beni. Dur kız, otur. Acıktığı için aşırı heyecanlı. Otur. Aferin sana. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Evimizi beğenmişsinizdir. Hepinizi çok öpüyorum. Umuyorum başka bir videoda tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Öpeyim bir tane. Hadi yürü.